böyle okumak lazım. Başka bir özelliği Kur'an'ın serpiştirerek konuları anlatma tekniği vardır Kur'an-ı Kerim'de. Evet, bu çok hayati bir konudur Kur'an'la ilgili. Şimdi adam alıyor eline bir meali, Arapça bilmiyor, meali alıyor eline. Eğer doğru bir mealse eyvallah. Meallerin bir kısmı da zaten problem. Ama hadi diyelim doğrudur. Aldı eline bir meal. Okuyor. Meal doğru. Diyor ki Kur'an şöyle diyor. Doğru. O ayette Kur'an öyle diyor. Eyvallah. Ama o ayetle ilgili başka ayetler de var. Onlar ne olacak peki? Cevap hazır. Ben hafız değilim. Ben ne alırım öbüründen. Ama olmaz ki. Yani Kur'an adına konuşacaksan Kur'an'ın tamamını bilmen lazım. Kusura bakma. Parçacı okumak okumak değildir. Parçacı okumak yok. Bütüncül okumak mecburiyetindeyiz. Yani hatta ben bunu iki aşamalı söylüyorum. Diyorum ki eğer Kur'an adına konuşacaksa herhangi bir konuda hangi konu olursa olsun önemli değil. Eğer Kur'an adına konuşacaksa o konudaki bütün ayetleri bilmelidir. Çünkü Kur'an böyle diyor demek iddialı bir çıkıştır. Bunun altını dolduracaksın. Kur'an bu konu şu ayet var tamam başka ayet var onu da bileceksin öbürünü de bileceksin. Yani mümkündür ki senin gördüğün ayet o konunun belki de %20'sini oluşturuyor. %80'i başka tarafta. Hepsini bileceksin ki Kur'an böyle diyor diye hüküm verebilirsin. E bu olmadı mı? Bu olmadı mı konuşmayacaksın. Allah Allah. Yani susmayı da bilecek adam. E alıyor eline astı kesip duruyor. Gülünç duruma düşersin. Biri gelir attan düşmüşe çevirir seni. Öyle bunu biliyorsun. Ya öbürü ne olacak? Sıkıntı. Parçacı okumak doğru bir okuma değildir. Bütüncül okumak. Bu şu demek değil. Siz ne kadar biliyorsanız o kadar malumat sahibi olursunuz. Eyvallah. Ama Kur'an adına konuşamaz. Ben Kur'an'dan bunu anlıyorum. Eyvallah o ayeti anladın ya öbürü. Öbüründen haberin yok. Olmadı ki yani. Düşün ki şöyle bir ayet okudun. Diyor ki Allah-u Teala biz insanı sudan yarattık. Tamam. Sen şimdi git bangır bangır bağır. İnsan sudur. Oldu mu? Topraktan yarattık diyen ayet de var. Çamurdan yarattık diyen de var. Zigottan yarattık diyen var. Embriyodan yarattık diyen var. Cıvık çamurdan yarattık diyen var. Bir çamurun özünden, özetinden yarattık diyen var. Ne olacak onlar? Hele ki mesela insanın yaratılışıyla alakalı Kur'an'da birbirinden bağımsız 14 kullanım var. Sen şimdi bunun birini biliyorsun, 13'ünden haberim yok. Olmadı. Parçacı okumak doğru bir okuma biçimi değil. Kur'an serpiştirerek anlatır. Bir meseleyi eğer doğru sunmak istiyorsanız o meseledeki bütün ayetleri bilmelisiniz. Bir, bu da yetmez. Kur'an adına konuşanlar için bunu söylüyor. Yani iddiası Kur'an adına bir mesaj vermek. Yani din adına konuşuyor yani. Din adamı. Diyelim ki ilahiyatçı veya imam, müezzin, diyanette görevli, İmam Hatip'te hoca, bilmem yani böyle bir kimliği olan bir adam Kur'an adına bir şey diyecek. Bir konuda bütün ayetleri bilmek gerekiyor ama bu yetmez. O konunun içinde yer aldığı kitabın tamamını bilmek zorundasın. Tamamı, bütün içerisinde o konunun nasıl bir yer işgal ettiğini görmek zorundasın. Bütünü bilmiyorsan parçayı tanımlayamazsın. Efendim niye Kur'an'da böyle serpiştirerek anlatmış, iyi yapmış? Çünkü Rabbimizin maksadı şudur. Birini bileceksen biriri bilmek zorundasın. Parçayı bilmek istiyorsan bütünü bileceksin. Bir ayeti, bir konuyu Kur'an'ın belli bir yerine sıkıştırsan o adam öbür konuları daha okumaz. Yusuf suresinin içinde bile kıssalardan oluşmasına rağmen Yusuf suresi onun içinde bile hem başında hem sonunda şu kadar farklı konular vardır.
serpiştirerek anlatmıştır Rabbimiz. Ayetleri bu anlamda birbirine adeta bağlayarak anlatmıştır. Bütünü bilirseniz parçanın o bütün içerisinde nasıl bir yer işgal ettiğini anlar ve doğru bir sunum yaparsınız. Yoksa mesela çok pratik bir örnek vereyim size. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kölelik ve cariyelikle alakalı ayetler var. Yani şimdi kalkıp da bunlar Kur'an'da yok demek öyle yok. Hatta pat diye ayeti okursan ne yapacaksın? Bunlar var. Ama siz eğer Kur'an'ın insana bakışını bilirseniz, savaşa bakışını bilirseniz, kölelik ve cariyelik kurumuna dair getirdiği, sunduğu çözümleri bilirseniz, bu ayetlerde ne demek istediğini anlar, ona göre bir kanaat sahibi olursunuz. Evet, kölelik ve cariyelikten söz eden ayetler var, var. Ama şöyle ayetler de var. Enfal suresinde söylüyor. مَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُسْخَنَ فِي الْاَرْضِ Hiçbir nebi tam başarı sağlamadığı sürece esir filan alamaz. Esir alamazsın diyor. Öbür tarafta esir ve köleden söz ediyor, cariyeden. Burada diyor ki alamazsın. Savaşta eğer esir düşenler varsa onlarla ilgili ne yapacaksın? Muhammed suresi 4. ayet ne yapacağını söylüyor. Ya bedelli salı vereceksin ya bedelsiz salı vereceksin. Köle yapmak yok. Ama kölelik kurumu var. Ama onunla alakalı nasıl bir tavır ortaya koymayı öngördüğünü o konuyla ilgili bütün ayetleri bilerek ortaya koyacaksın. Ben mesela kölelik ve cariyeliğe dair Kur'an'ın sunduğu 9 tane şey var. Çözüm var. 9 tane. Şimdi bir adam bunların 9'unu da bilmiyor, birini biliyorsa onun kölelik ve cariyeliğe Kur'an'ın bakışına dair nasıl bir sözü olabilir? Ne diyecek yani? Birini de 8'i yok. Olmaz. Bütüncül okumak gerekiyor. Parçacı okumalar doğru okumalar değildir. Bir Kur'an üslubu olarak, Kur'an adamı olarak bunun mutlaka bilinmesi lazım geldiğini bu vesileyle size aktarmış olayım. Kur'an